Sokak mı? Evet, geldik. Tekrar yayınlayız. Evet, geldiniz. Kapıyı çaldınız. Ben atların başında durayım, bunların başına bir şey gelmesin sonra. Tamam, kapı açılıyor. Tamam. Ve karşımıza... Aha, sen de buradaydın. Yüzün gözükmüyor da. Evet. Merhaba. Tamam, şimdi kendinden bahset, bir tipini falan bir anlat. Tabii. Benim adım Yuraya Frohli. Donun mu delik? Kendim bir Sigma rahibi olmaktayım. Order of the Silver Hammer. Bakın şey, önce bir tipini anla. Tabii canım, onlara gelecektim. Tamam. Birazcık uzun bir arkadaşınızım. 2 metre boylarında. 95 kilo, biraz kalıplı sayabilirsiniz belki, bilmiyorum. Gözlerim mavi. Kafamda saç bulunmamakta, fakat ensemde. Saçlarımı tıraş ederken, bu bizim rahiplerimizin özel sembolü olan Sigmar sembolü saçlarımla yapılmış. Hani o şey olur ya, ne bakıyorsun elinde? Ya bir şey diyeceğim, yani saçı Warhammer'a mı benziyor? Her tarafı tıraşlı, arka tarafta sadece Warhammer şeklinde şey var. Saç var, yani. Saç var. Sarı bir saç var, Warhammer şeklinde. Ondan sonra şöyle biraz gül sayılabilecek bir sakalım var. O da sarı renkte. Biraz karman çorman gibi duruyor. Üzerimde bir chainmail. Üzerimde bir chainmail dedim. Şurasında bir yine Warhammer sembolü şey yapılmış. Plate ile çakılmış. Onun da üzerinde siyah bir cübbem var. Cübbede böyle sarı altın sarısı renklerle işlemeler var üzerinde. Onun dışında şöyle bir kolyem var. Kendisi bir Warhammer, Sigmar rahibi olduğumu belli ediyor. Adam sanırım Sigmar olarak geziyor yani. Sanırım bu kadar ya. Takmış herif ya. Kapıyı açtım. Buyurun. Şöyle kim, bir tipine kim baktım. Öyle değil, şöyle baktın. Önce şöyle baktın, sonra şöyle baktın. D100 atalım. Neyi atıyoruz? Eyüp dışında herkes. İnte mi? İnte. İnteleceğim. Herkes. Common Knowledge Empire, siz değil. 42'de 42'ye tuttu. Nice. Sen bunun bir Sigmar rahibi olduğunu çok rahat şekilde anlarsın. Yani. Şey var mı? Ucu ucuna tutmuyor. 99 anladım. Var. Ama gerçi ucu ucundan çok şey almaz. Ama tam olarak... Ucu ucuna değil, tam tutturdum. Tamam işte. Ucu ucuna tutturmak oluyor. O tamam. Böyle bir Sigmar rahibi var ama. Bir Sigmar rahibi bu, tamam. Ne o ya? Kafasının arkasını görmediniz daha bu arada. Onu görseniz tamam, bir olacaksınız tamam mı? Daha bir o kadar da benim çıplak görünce var. Onu daha anlatmadım. Belki anlatırım. Belki de onu görmeyelim. Yani ben de. Eninde sonunda yaralanırsın sen. Oraya bu şekilde göz kullarım var. Yakın bu arada. Her neyse. Devam edin. Şöyle, ilk önce şöyle baktım, sonra böyle baktım. Merhaba. Merhabalar. Gelişinizi burada, neye borçluyum acaba? Burada yaşayan bir kadın varmış, onu arıyorum. Tek yaşamaktayım. Şöyle yaşlı adama döndüm. Yaşlı adam sana bir bak. Ben işte yaşlıyım yani, kusura bakmayın. Bunamışım. Siz nereden gelmektesiniz? Yalan söylemeyi bırakmayı ne zaman düşünüyorsunuz? Bir Sigmar rahibiyle böyle konuşmayı ne zaman bırakmayı düşünüyorsunuz? O zaman evini ararsak, herhangi bir kimseyi bulamazsak doğru söylediğini teyit etmiş oluruz. Gerekli özürleri diler, evimi, gideriz. Evimi size açmak isterdim fakat namüsait bir zamanda geldiniz. Kusura bakmayın. Nereden gelmektesiniz? Kadın nerede? Hangi? Bak, bu işi zor yollarla halletmeyelim rahip. Bence de. Kadın çağır, konuşalım. Tamam. Söyleyeceğim. Kendilerini daha önce karşılaştığım insanlara benzetiyor muyum? D100 at. Int mi? Hı hı.
tutuyor diyeyim. Şey böyle hani daha önce gördüğün değil, daha önce duyduğun böyle sana tarif edilmiş. Hı-hı. Tarif eden kişi de bayağı iyi tarif ediyor. Hani iyi betimleyebiliyor. Daha küçüklüğünü sanki anlatmıştı sana ve hani büyürse de böyle bir hal almış olabilir. Gerçi yok. Aynen. Benziyor bir miktar. Hangisi? Şimdi bizim arkamızdan konuşuyor. Ben değilim. Madem öyle. Kapının eşiğinde duran Warhammer'ımı elime alınca tutuyorum. Bu arada yine Warhammer'ı aldım. Şöyle boğa götürüyorum elime. Arkama dönüyorum. Warhammer'ı görüyorsun. Ben sitiriyor şimdi hadi. Evet. Buyurun diyorum. Yalnız evimde onları kullanmazsanız sevineceğim. Gerek olmazsa kullanmayız. Ben de öyle umuyorum. Buyurun. Ben ne dediniz? Tamam mı? Ev... Nesbar gireyim mi? O kadar. Atlar. Atlar işte. Onların başındayım. Atlara bakacak mısın? Bakacağım tabii ki de. Tamam. Ben dışarıda duracağım. Güzel. O sana tek başına alayım içeri. Neyse. İçeri girdiniz. Ufak bir koridor var. Ev 3 katlı bu arada. Önden ilk kata merdivenlere doğru yöneldi. Çıkmaya başladı. Bu arada evin içindeki eşyalar gayet güzel. Yani öyle inanılmaz kaliteli, pahalı, ne bileyim işte ipekten örtüler falan filan yok da gayet güzel, idare eder. Şeyler güzel dizayn edilmiş. Değmez yani. Ayıp olur şimdi. Şey alışkanlık oldu. Her eve girdiğimizde soyuyoruz. Ne yapayım ben daha? Hep bununla dolaştığımız için soyuyor. Ulaştırıyor bize. Kuru iftira. Neyse yavaşça ikinci kata çıktı. Sen de çıktın abi peşinden. Yukarı katta yine tek bir koridor var. Yine sağ tarafta bir merdiven daha var. Sağda sola odalar var. Sağdaki ikinci odanın kapısını tıklattı. İçeriden bir ses geldi. Gittiler mi? Yok, bir beyefendi geldi. Onu bir gör istiyorum. Merak etme, ben yanındayım. Kapının deliğinden bakıyor değil mi? Sadece sen gel diye şey yaptı, kapıyı açtı. Burada bekle. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Tamam. Bu arada sen bir int at abi şimdiden. Ne konuşmanı ne kadar duyacaksın? 40, tutmadım. Tamam. Sen duymuyorsun bir şey adam akıllı. Hı-hı. Göreceğimi gördüm zaten. Niye buraya getirdiniz ki? Yolda karşılaştıklarımıza benzemiyorlar. Belki farklı bir şeydir. Oturup konuşalım. Merak etme deyip Warhammer'ı gösteriyor. Tam şey yaptı. İçeri girdi. Hı hı. Bow'unu aldı. Okunu ve yayını aldı. Gerekmedikçe tam kullanma. Kapıyı aç dedi sana. Gerekmedikçe kullanma. Gerekirse de şey yapmayacağım ama. Gerekirse ben kullanırım. Açıyor. Kapı açıldı abi, tamam mı? 10 dakikaya çıkmazsam buraya at dışarı. Hayır yani bunları duysa bile yani. Ara ara duysa bile yani. Ne diyorlar bunlar? Kapı açıldı. Önden çıktı, tamam mı? Abi bir de 100 at. 34. İntise tutuyor. Tuttu. Güzel. İndi. Abi karşında gördüğün kadının bir çocuğa çok benziyorsun. Bundan bir 15-20 sene önce kaybettiklerinden birine. Senin ablan vardı, ben Lena. Benden büyüktü değil mi o? Hı hı. Öyle hatırlıyorum, doğru mu? Aynen. Lena ya çok benziyor. Ama şu anda Eyüp içeriden çıktıktan sonra Lena kapının daha dışarı çıkmadan senin menzilini aldı. Oku ve çekilmiş sonuna kadar. Gözlerin içine bakıyor sadece. Adın ne senin diye bağırdım. Şöyle durdum. Demek okçuluk aile yeteneğimiz daha değil mi? Beni nereden tanıyorsun? İsmin Lena değil mi? Üstünü çıkar dedin. Rahip'e bakıyor. Rahip. Ahlaksız teklif.
Bağırdı çok ciddi okuyordu. Üstünü çıkar diye bağırdım. Madem öyle, ikiniz de silahlarınızı bırakın. 3 2 1 dedi abi. Dur. Okul salladı. Sen dur demene rağmen. Şurandan geçti, baya yakınından geçti, tamam mı? Çünkü at buluyor. Yenisini aldı, soyun dedim sana. Tamam, soyun ya. Tamam. Ne yapıyorsun? İlk eve girmemiş şey. İçerisi çok kötü. Nev sallanıyor böyle. Yalnız iyi ki kovalamamış. Şimdi bir dakika, soyun diye bağırmasın. Buranın nasıl üstüne getirdin? Var mı? Var mı? Gördüğün dışında sonuçta. Bu ikinci kattasınız şu an. Neyse, sen üstünü çıkarmaya başladın mı? Çıkartıyorum. Tamam. Şeyi çektim ama üstünü çıkarırken bir noktada yani artık teni görmeye başlayınca tamam mı? Oku indirdi. Temizmişsin dedi. Oku ve yayı bıraktı. Koşup sana sarıldı. Şöyle bir kaldım. Tamam mı? İlk önce üstüme bakıyorum. Bu arada sen paramız zengin insanlarız artık be. Senden bir miktar daha kısa. Tamam mı? Geldi sana sarıldı. Ben de sarılıyorum. Ben bir çay koyayım ben. Aşağı iniyorum. Şey yaptı hani kafasını senin işte şurana dayadı. Oradan o ıslaklığı hissedebiliyorsun, ağlıyor. Ben ağlamıyorum. Gün gün ağlamaya başladı. Çok bence ama duygulanır ya. Ya bilmiyorum, kendi karakterini değiş. Ondan sonra şey yaptı hani sana bir tane yumruk attı göğsüne. O şey değil ama böyle indirmelik yumruk değil de hani böyle birazcık neredeydin sen bunca zamandır kafasında böyle şeyler yapmaya başladı hani. Aynen. Neredeydin sen bunca zamandır senin göğsüne vurdu. İki defa sen iki tane sen böyle bir adım geriledin o şey etkisiyle. Yukarıda dövüyorlar. Önce soydular sonra dövüyorlar. Sen de aşağıda atları bekle. Ya bu ne biçim arkadaşlık ya. Yeter at veriyorum. Çay veriyorum. Dur oğlum çaylar demlenecek şey olacak. Hazır demlenmişti zaten. Tamam sen aşağı indin daha yeni çayları yedik. Sallama yedim. Çayı kullandım. Sallama şey buldum. Birçok yerdeyim. Sizleri arıyorum genelde. Asıl siz neredesiniz? Rosalie'ye ulaştım. Rosalie nerede ulaştın? Başkentte. Bir adamın yanında çalışıyor. Bir tüccarın yanında. Başkent dedin Altof mu? Hı hı. Tanıyayım mı? Ne? Talabeyim diyedik. Burada mıydı? Aha. Ha, o da burada. Nerede? Şehirde. Burada. Gördün mü ya? Önceden bulmuştum. Önceden bulmuştum. Bir beş. Konuşmuştum ben. Sen git bir çay al gel. Bir çay al gel. Gerçekten bu da. En üstten alta basacaksın. Bu kardeşim diyecek bir daha sarılacağım sana. Ben de sarılıyorum yani. Böyle bir süre kaldınız orada. Sonrasında sonra da aklıma bu geldi benim. Hala atların başına hala atların başına bekliyor büyük ihtimalle. Ben böyle atı seviyorum. Sonra bu arada sonra öbür atı seviyorum. Eyüp geldi. Aşağıda oturun. Hepsinden bir şeyler. Yani işte burada ayakta kalıyorsunuz. Aşağı oturun bari. Yani bence açık. Konuşacak şeyleriniz vardır. Olur. Neyse, aşağı inelim. Tamam. Aşağı indiniz. Arkadaşı çağıralım biz. Ben kapının sevdim. Öndekini mi? Aha. Tamam mı dedi. Kapıyı açtı. Tamam. Atları istersen yan tarafta şey var. Hani ahırımız var. Oraya bağla. İçeri gel. Olur. İçeri götürün atları. Bağladın bir güzel. Kapıyı zaten aralık bıraktım. İçeri girdim, kapıyı kapattım. Bu arada ben üstümü giyiyorum. Tamam mı? Ben üstünü sen giyilmesini görüyor muyum? Evet, büyük. Evet, anladım içeride. Ağzı zannettiği şey değil. Slaneş. Ne oldu? Çok iyi insanlarmış, boş ver. Kardeşim. Lena. Uzun zamandan beri arıyordum. Daha fazla. Kayıp olanlardan biri. Ha. Kaç neyse anlatırım vardı ben onu. Bir tane daha kaldı. Kaldı iki. Two to go. Selam veriyorum. Lene. Merhaba. Kim bu? Yaklaşık ya uzun zamandan beri benim arkadaşlarımdan biri. Bu arada. Bu arada. Lena yürürken değil de hani ya kolunda ufak bir sıkıntısı var gibi arada titriyor kolu.
Keselim. Yara daha iyileşiyor dedi bu arada. Kıyafetini şöyle bir sıyırdı. Burada bir yara var. Bir miktar tedavi görmüş ama hala şey yani ara ara kanıyor büyük ihtimalle. Bakıyorum kurt var mı içinde? Şey değil, kapalı üstü. Yani hareket ediyor mu? Yani. Kral vardı bende 2-3 tane çıkartıp veriyorum. Bunları kullan. Şey, rahip halletti de. İyileşir bir gün ya. Bir şey yok dedi. Sen burada ne yapıyorsun? Kaçıyorum. Kimden? Sen Rosalie'yi bulmuşsun. Ben de diğerlerini buldum dedim. Neredeler? Bir kalktalar. Kalktalar mı? Kalk? Ne kalktı lan? Sen böyle çaylarla ne kalktı lan? Yaşıyorlar mı? Yaşamamalarını umardım. Onlardan mı kaçıyorsun? Böyle deyince pek hoş bir kalk değillermiş gibi geliyor. Kendilerine gece yarısı dua ediyor. Cult of Sigmar. Ne iş yapıyormuş bunlar? Kime topluyorlar? Patato patato. Fark edebildiğim tek şey uyuyanlarla fazlaya geliyorlar. Uyuyanlar bizim Çavuz görüyorlar mı? Bu bizim cult değil mi ya? Bilmiyorum. Onlar mı? Burada kabus görenler başladı mı? Böyle. Talabeyimin yani buralarda çok dolanmadım. İki gündür zaten sağ olsun beni misafir etti. O Tugay'dan birileri peşimdeyken kendisine yollar astırdım. Ve bir Sigmar rahibine güvendim ki neyse ki güvenmişim tekrardan. Rica ederim. Peki siz teşekkürler duydunuz mu? Tabi ben de kabuslarla uğraşanlarla bir sorunum var. Yani bana verilen görevler onları yakalamak ve elimine etmekti. Onun üzerinde uğraşıyordum ki Lena'yla, Lena mıydı? Lena'yla yolda karşılaştım. İşin açıkçası biz de başkentten bu iş için geldik. De bizim diğer arkadaşlarımızı da buraya almak, getirmemiz lazım. Ya da bizim onların yanına bizim gitmemiz lazım. Bizim atları geri götürmemiz lazım. Aa, aynen ya. Atları. Evet. Bir de yüz at. Hemen önünde, benim bir tarafımda olanda. Aa, pek görmedim lan. 64 tutmuyor. İntize yer. Ya şey biliyorsun hani buradaki insanlar seni tanıyor, seviyor falan ya. Bir yere gidip gelmeleri gerekiyorsa hızlıca sen bir miktar köylerden at bulabilirsin. Sana güvenlikler için sana teslim ederler. Ve şeyi kullanabilirsiniz. Ama o çok uzun süreli değil yani. Böyle bir gün işte şehre git gel gibisinden. Nasıl sürecekse eğer gitmemiz ben köylü arkadaşlarımdan at tedarik edebilirim. Atları teslim ettikten sonra buraya geri gelmemiz lazım. Evet. İyi olur. Bizim cüce, tamam. Cüce neyse onu alırız yanımıza. Kaç kişisiniz? 3 tane at lazım. 3 tane daha. Yani. 3. Sen, Utku. Aynen. Bizim atımız yok. Yok. Sen binebiliyorsun değil mi? At orta kaldı ya. Aynen. Sen at kullanabiliyorsun değil mi? Tamam. 2 cüce kullanamıyor sadece. Tamam. Yani 3 at bize yeterli şu an. Grotek. Tamam işte birimizi alacağız da. Hepimiz birimizi hepimiz arkamızı alacağız yani. 3 at yetmiyor o zaman 4 at lazım. Hayır. Sen arkana bir cüce alıyorsun. Ben arkana bir cüce alıyorum. Arkana. O da yürüyor yanımızda. Benim atım kendi vardır. Atı vardır ya. Var mı? Vardır. Herhalde yani. Vardır da gideceğim onlara. Yani eğer tamam, ben müsaade istiyorum. Kötülükle savaşıyorsak. Amaçları geri dönmek ya böyle. Ha? Buraya geri dönecekler ya, benim boğazım çıkıyor. Ha, git gel yapmam canım onları. Beklerim onları yani. Ya belki şey kafasına girebilirsin. Atları bana emanet ettiler, atlara sahip çıkmam lazım diye. Ha tabii o sen de girebilirsin. Sen siz atları geri getireceksiniz. Sonra geri döneceğiz. Sonra geri döneceğiz. Ya atları geleceğiz ya yan geri döneceğiz değil mi?
İşte, onu yapmayı bir adam at buluyor. Ben at buluyorum. Peki şeyi nasıl yapacaksınız? Neyi? Atları bırakacağız. 3 tane atla geri... Bak, 5 tane atla geri geleceğiz biz toplamda. Atlar da orada olacak. Ben adamı bari diyeyim. Bunlar tamam 2 at çal da 5 atla geldi. O atlar fena doğurmuş. Atlar doğru ya. Atıyor da. Bizi sürekli gönderiyorlarmış değil mi? Tamam. Evet. Tamam. Bu arada döndüm de ne ya? Hı? Ne zamandan beri peşinde var? Siz bizi bıraktıktan sonra ben sen ve Rüzgar yani ortadan kayboldunuz. O esnada ne oldu da biz kaybolduk? Kaçabildiniz siz, onlar kaçamadı. Hı. Neyse. Onların da icabına bakarız o zaman. Bu arada hani üstünü çıkart dememin sebebi genelde kalbin üzerine bir dövme yaptırlar. O örgütten olduğunu belirtmek için. Ve eğer örgüt terk edersen uzaktan rahatça kalbini durdurup seni öldürebilirler. O yüzden önce örgütten olmadığından emin olmak istedim. Anlaşılabilir. Mantıklı yani. Neyse, önce şu bizimkileri alalım da. Heymar ve Gunther. Her ikisinde de o dövmeden var. Ve onlar, peşin olan kişiler onlar zaten. Beni öldürmek istiyorlar. Ben bu soruyu biliyorum. Seni hatırlıyorlar mı? Birlikteydik onlarla birlikte. Onlar benim niye peki peşindeler? Ben katılmadım. Kendi kardeşini öldürmek niye ister bir insan? Onların şu an tek bir ailesi var. Kalt'ın kendisi. Ve ben de o Kalt'ın şu an bir kaçağım. Kalt hakkında çok şey bilen onlardan kaçağım. Kaç kişi bunlar? Kalabalıklar. Sırf bu şehirde 50 kişi falan var. Ve güçlülerden. Kaç tane molotof lazım? 50 kişiyi yakmak için. Ya şu kalp büyüsünü öğrenirsek hepsini kapatabiliriz. Kapat aç demardı. Aynen. Neyse. Aç yok, kapa bak. İlk önce şu şeyi bir çözelim de biz bir şehre gidelim de. Şu atları bir geri verelim. Atlar sizin değil mi? Yani genel olarak bizim olan eşyaları kullanmıyoruz biz. Nereden buldun lan? Yolda denk geldi. Ben o zaman ibedilikle gidip at bulayım da bu ödünç alınan atları kolaylıkla yerine götürelim. Tamam, sen bir 15 dakikaya falan çarpıyorsun. Orada böyle muhabbet devam ediyor. Lenen'le aramızda. Üçümüzün arasında. Tamam, şu anda dediğim gibi bir kalabalık var. Tamam, iyi kötü. İki tane at sahibi de böyle bağırıyor, çağırıyor. Nereye gitti bu? Tamam. Vay, küfür ediyorlar, şapör falan. Bir noktada bu arada Stigart'tan birileri gelmeye başlıyor. Tamam, ben bu ikisi hemen biraz... Affedersiniz, hemen bir konuşabilir miyiz? Ne var? Özel olarak. Benim atım gitmiş, onu da konuşalım. Biliyorum, onun için konuşmak istiyorum. Ha, ne diyeceğim? Şey, kalabalık mı şu an etraf? Aha. Kalabalık, biraz dışarı çekilirsek. Merak etmeyin, her şeyi çözmeye çalışacağım. Tamam, gidelim. Ne? Ama çok uzaklaşmayacağız. Yok, bu taraflarda zaten. Buraya geri gelirler, merak etmeyin. Başka. Ama konuşalım. Siz tetikte bekleyin dedi, tamam mı? Tetikte bekleyin dedi. Tamam. Ben de geleyim mi diye diğer at sahibi şarkı. Evet evet, ikiniz de gelin, konuşalım. Tamam dedim. Şey, benim miktar uzaklığa çektim. Yani ne kadar? Bir 20 metre falan uzak. Birazcık da ses konuşuyorsun herhalde. Şöyle, atınızı ödünç alan diyeceğim. Çünkü buraya geleceklerine emin, biz de buradayız. Onlarla mısın sen? Arkadaşlarım. Ama ben buradayım. Merak etmeyin. Onların geri getireceğine sonuna kadar güveniyorum. Çünkü ne yazık ki durumsal olarak birbirimize biraz bağlı kalmamız lazım şu an. Onlar da gelecek. Atlarınızı da geri getireceğine sonuna kadar güveniyorum. Hatta bu çıkardığımız aygara yüzünden değil, 20 gold veriyorum. Ya yani onar ona. Veriyorum. Şimdi kalsın, ben de sizinle birlikte arkadaşlarımızı bekleyeceğim. Ya dedim. Kaç gold? Çok. Tek isteğim, yani 10 gold da hani şimdilik dedim. Arkadaşlar gelince zaten atlarınızı da geri vereceklerdir diyorum.
Şimdi tek isteğim yani. Çok yaygara çıkmasın. Zaten gelecekler. Maksimum 1-2 saat verin. Bu öndeki o asıl yaygara çıkan adam da tamam 10 golda baktı. Adam en iki 10 golda baktı. Tamam o adam avucun içine 10 golda aldı. Tamam benim baram dedi. Onda parasını var. Burada sen de bekleyeceğiz dedi. Gelince ben bunu döveyim mi? Döv de döverim. Tamam veriyorum. Tamam bir 20 gol tona verdim. Ya da 10 gol mu veriyorum? 20 verdim. Tamam güzel bir 20 tona verdim. Tamam. Adam yine aynı sebebi. Sonsuza kadar. Güzel dedi o zaman. Tamam senin kolundan tutu tamam şey böyle o kalabalığı oraya doğru götürüyor. Oturacak bir yer var mı bari? Gençler de bu o benim atımı çalanların arkadaşıymış. Geri getireceklermiş atları. Öyle diyor. Sen gel kardeşim be tamam. Siz buralara bekleyin tamam. Eğer atlar gelmezse biz bunu topluca bir güzel döveriz dedi. Tamam. Tamam seni aldı. Seni aldı böyle bahçelerin şeyde, evin çıkışında kapının sol tarafında. Hani oturak yok. Adam buraya otur dedi. Tamam oturdum bekliyorum. Oturdum. Bir şey içer misin? Yok sağ ol. Cüceler sen üç cüceler hikayesini bilir misin Deli Kanlı? Biliyorum cüceler ne yapıyor? Grotek senin yanında sen ne yapıyorsun? Şansa da yakın mıydın orada sen? Her yer haydut dolmuş ya. Yapıyorum ben. Arnavuz'dan o nişanları bulduk. Yok ben de gidiyorum. Şansa'nın yanında mı? Şansa'nın yanında gidiyorum. Sen? Şansav'ı içeri soktun sonrasına geldin. Hani Şansav tek konuşmak istedi büyük ihtimalle. Ben de kesiyorum öyle onları. Tamam, kestin sonra Şansav'ı alıp evin içine doğru götürdü. Bu ara şey bağırdın duydun. Hani atlar gelmezse bunu döveriz falan diye çarptın duydun. Sen gideceğim sonradan eve doğru yoksa orada bekliyor musun? Yok hemen akabinde gidiyorum ben de hemen arkalarından. Tamam arkalarından gidiyorsun bahçeye gireceğim peki. Evet kapıyı kapatıyorsa Brotek... lak diye böyle araya koyuyorum ayağımı. Şey değil evin kapısında değil bahçede oturuyorlar zaten. Tamam ben de bahçede oturuyorum. Şey böyle, ustam sen... çay 2 oldu diye giriyorum ben içeriye. Dur. Senle Grotek tam böyle giriyorsunuz. Adam böyle ayağa kalktı. Sana baktı. Otur. Hoş geldin Cemeler. Hayırdır? Hoş bulduk. Arkadaş. Silahlı bir şekilde öyle bahçe meclisi girebilir misiniz? Vallahi ben bunu döverim. Hemşerim. Sana kira bedeli verildi. Sen topluluk içinde bu adamı benim arkadaşımı, kardeşimi alıyorsun, içeriye sokuyorsun. Bir de tehdit ediyorsun üstüne. Bak, atların gelmezse? Atların gelmezse sana parasını veririz. Karşılayabilecek misin? Karşılarız, merak etme. Gönder şimdi sana adamı. Intimidate at. Intimidate'im var. He? 25 tuttu. Ya adam dursun bari hani at gelmezse ne yapacağım ben? Sen bizimle kal. Sıkıntı olmaz. Tamam işte burada kalın birlikte çay içelim. İyi tamam gidiyorum oturuyorum yanına. Adamın yanına? Evet. Tamam adamın yanına oturun tamam adam. Yusuf. Yok Grotek de sana bakıyor ne yapıyoruz lan biz diye. Tamam adam kalktı içeri gitti çay mı yapacak büyük ihtimalle. Ustam çay iki oldu demiştim. Dur bakalım adam. Zehirlendi şöyle. Müslük. Ya kanka bir intatsana. Desteği geçti. Sen de atmadın. Arka mahalleden adam mı çağırıyor? Ne yapıyor? Tuttu. Tamam abi. Bak adam. O adam gitti de gitti mi tamam? Dur adamın tipine hani hareketlerine falan birazcık baktın da tam şey tipi var. Yok. Bu mahalle kekoları var ya. Aha. Tamam. Böyle birazdan arka kapıdan çıkıp yaygara koparıp tekrar gelebilir. Tamam adam. Eve tek başına yolladığınız zaman adam gitmiyor. Şu an adam, kalkacak gidecek. Kalkacak evin içine girecek adam. Şöyle. Ben kardeşim. Bir saniye ben kapıyı otur bence de. Direkt tamam. Şey demiyorum. Kapı burada. Tamam oturaklar burada. Tamam kapıyı kapatıyorum. Bekleyelim dedik. Bekleyelim. Gelecekler. Çay dedik. Çayı boş ver abi. Otur. Sana bakıyorum. Oturalım değil mi? Oturalım. Oturalım. İyiyim. Hanım çay yap gel diye bağırdı. Kepişimi getir. Çay yap. Hanımın ödeyi. Ben çay içmeden duramam. Çay bu kadar yaygın mı ya? Bu kadar yaygın değil de Talib Kılant birazcık daha şey ya tarım bölgesi tarım falan. Tarım Rize bu. Buralarda var tamam mı? En azından bu adam seviyor. Ha buralarda böyle bir şey yok. Hı? Tamam. Ya, ben hayır. neyse. Siz orada oturmanız falan böyle ne kadar sürdü? Yarım 15 saat. 15 dakika koştular. Yok. Hani yarım saat 15 dakikaydı lan yarım saat. 15 dakika koşmam. Hayır toplam diyorum yarım saat 45 dakika gibi bir şey diye aynen. Tahmin ediyorum.
geri dönüşte bir de yanlarında ekstra at olacakları için böyle çok hızlı gidip... İşte ben o yüzden onu niye alıyorsunuz diye soruyorum. Aynen. O yüzden bir saat. Bir, bir buçuk saat sürecek. Tamam ben zaten öyle demiştim. Bir iki saate gelirler. Ya yani. Otku'da kağıt vardı. Kağıt oynarız o sürede adamla. Biz onun gönlünü alırız. Aynen. Gel sana batak öğreteyim. Vardı. Üç tane cüce böyle. Gel ben sana batak öğreteyim. Adam böyle bir şey sağlıcısı. Ama... Enayi sandı. Üç tane cüceyle geldim oturdum böyle. Bodyguardları. Benim karakterim çok zor açıkladı bu olay. Sokakta makakta şeyler var. İnsanlar var. Orada toplaşmalar var ufak ufak. Haberiniz olsun. Neyse bir buçuk saat falan geçiyor böyle bir olay çıkmıyor, şey olmuyor, çay geliyor bir 15 dakika kart sonra. Kart oynuyorsun. Yani bir yandan kart oynuyorsun, sonra böyle muhabbet kuruluyor falan. Adam bayağı konuşmaya başlıyor, tamam mı? İşte size buralara nasıl geldiğini falan anlatıyor. Zamanında Ostland'deymiş bu adam. Buraya taşınmış, burada işte tarımcılığa falan öğrenmiş. Böyle memleket muhabbeti yapıyor, eşlerine nasıl tanıştığını anlatıyor, çocuklarını anlatıyor. Böyle çocuğun birini almış, işte hiçbir şey beceremiyormuş ama diğeri bayağı yetenekliymiş. Hatta daha şimdiden böyle uzaktaki nesneleri vurabiliyormuş ama böyle boş boş konuşuyor, tamam mı? Ben de fellowship atalım mı böyle muhabbet kurmak için? At bakalım. Benim fellowship'te arada bir gizlediğim yok şey var ya, mesela bir kaz lideriyim. Olsun. 23 attım, 25'ten tuttu. İnse yapıyorsun bunu. Ama at, şey fortune yaptım. Tamam 27'den tuttu. Kaç? 76. Yani olmadı. Adam muhabbeti sarmadı, tamam hani sen de konuştun. Adamın muhabbeti seni sarmadı, senin muhabbeti adamı sarmadı. Tamam kafanız uyuşmuyor. Ben, sen bir daha bu adamla şey olma. Aynen böyle. Ben bir daha bu adamla kahve içmem. Bu adamla bir daha oturup konuşmazsın yani. Zamanla harcana değmez. Neyse bir buçuk saat sonra. Önde Oğuzhan abi, Elif. İkisi de böyle Oğuzhan abi iki tane at tutmuş. Elif bir tane at tutmuş. Böyle yavaş yavaş geliyorlar, tamam mı? Şey, siz bu arada karta dalmıştınız. Tamam adamın böyle... Bir yandan çay içiyor. Bir yandan kart oynuyor. Tam böyle kartı attı, baktı. Ha geldiler dedi. İyi güzel sağlam adam mısınız? Kiralamak isterseniz hani buyurun gelin dedim. Anlaşırız. Bakarız. Tamam mı? 20 gold iyi para çünkü. Biliyor. Neyse sakince önüne geldi. Onun %90'ı sus parası zaten. Hoş geldin dedi. Tamam mı? Şey yaptı. Senin atın da elini tutuyor. Bakıyorum kalabalık mı etrafı? Evet. Bir 5-10 kişi var. Kalabalık 5-10 kişi var. Ne oluyor burada? Tamam ben alttan inliyorum. Biz de indik aşağı. Arkadaşlara... Diğer evden çıkan kişi de çaldı. Arkadaşlar atlarınızı, ölünç aldığınızı açıkladım da bir şey olmadı. Adamla böyle senin arkandan küfreden adamla muhabbet kurmuşlar böyle. En son gördüğünde işte cidden kart mart oynuyorlardı, çay içiyorlardı, şey yapıyorlardı. Üç tane cüce, tamam mı? İki tane cüce, bir tane şansa. Ben 3-3 Utku'da var ya. Ha doğru. Üç tane cüce. Grotek oturma. Grotek yence. Neyse. Maça gir maça. Ne yapıyorsun? Bir şey yapayım. Ha? Atlar indin. Ha, öbür atı tutuyor zaten. Bu atları da mı kiraladınız Eda'da? Boş boş konuşuyor. Şu an atıza bak ya. Atımı aldı gitti. Oluyor öyle. Belki kiralamayacaktım dedi. Böyle aldı. Yine götürdü atını. Ağırla şey yaptı. Tamam gidelim şey yapıyorum. Gelin yolda iyi konuşalım. Ne yapıyorsun? Niye ben bana sıkıp ondan sonra atımı almadım ki? Dedim böyle döndüm herife bakarak. Herkesin yani, için. Herkesin içinde olmaz. Şimdi bana 40 gold borçlusunuz yapardım da ben zaten bunun için para biriktiriyorum o yüzden. Herkesi borçlu yapıp sonra hepsini kontrol edeceğim. 40. Tamam vereyim ben sana. Var ben. Konuşuruz hallederiz. Bu arada hani bu altın değeri maksimum 200 gold falan. İki tane aldılar. Bir de bunlar şey sıkıntılı tipler, sus parası da var onun. Neyse geri alırız. Ensesine vurup. Tamam ne yapıyorsunuz? Hepiniz herhalde atlara bindiniz. Hı. Geri çarpıyorsunuz. Hızlı gitmeyeceksiniz herhalde. O yüzden bir yarım saat daha sürecek. Tamam yolda açıklıyorlar. Grotek benim arkama. Ben anlatıyorum yolda. Tamam. Anlatıyor size. Sen zaten... Alper'e. Alper Grotek, Grotek Utku ya. Tamam bağıra bağıra anlattın sen yolda. Bu arada adamın ismi Fabian'dı, tamam mı? Ha! Bunu baştan söylesene. Niye? O Fabia o diğeri. Ha bu heymiş. Neyse yokun. Ne? Fabian diyelim. Böyle işlediniz falan. Çünkü çok şey değiştirdi farkındasın. Aynen. Orada. Öyle bir şey yapmadım zaten bir anda. Kislev'de bir adam vardı. Hı hı. Kislev burada değil miydi? Kislev çok uzak. Yok.
Bu sistemin yolu üzerinde. Olsun ben ismini duyunca bir şey olmuşumdur. Bizim zırh alacağımız bir adam vardı. He. O Talabiyen'de. O şey merkezde mi o? Güneyde de. Yok, şu an bulunduğunuz yerin doğusunda kalıyor. Tamam. Talabiyen. Ve az mesafe var. Yani atla ortalama hızla giderek bir saatte varıyorsun. Tamam. Neyse. Yavaş yavaş geri dönüyorsun. Çünkü cüceler var ve ata vurursanız onlar düşebilir falan. Çünkü bacakları da kavrayamıyorlar. Bağlıyor. Bacaklarımız küçük. Bağlıyor mu ipte sizi? Neyse. Hız hızlı geldiniz şeye doğru. İki saat. İki saat değil gerçi. Bir buçuk saat sonra falan. Bir buçuk saat sonra geri geldiler. Tamam ben camdan bakıyorum. Hı-hı. Geldiklerini geri geldiler. Bu ağır kalabalık bir grup. Böyle full silahlı şey tipler falan. Cüceleri hiç görmemiştim. Üç tane cüce geldi. O cüce kardeşlerimle bir şey yaptın sen. Hani Sigmar Rapsi cüce. Neydi o dilin adı? Kazarit. Kazarit'le selamlıyorum cüceleri. İnsanları şeyde. Rikşipil. Tamam. Sen dışarı çıktın. Siz yeterimiz altında içeri soktunuz. Sen o arada şey yaptın. Yani cücelere Kazarit dilinde selam verdi. Gurutek döndü baktı. Selamlar diye şey yaptı sana. Lütfen buyurun. Selamlar cüce Sigmar Rahim. Selamlar dostum. Nereden anladınız? Bu bir şey diyeceğim bana anlattı değil mi? Tamam ben kolyemi Sigmar kolyesi yapıyorum. Tamam sen Sigmar kolyeni taktın. Görüyor muyum? Hayır. O ben ay yolda yaptım. Yolda anlattı. Buraya yaptım. Üzerinde Sigmar kolyesi olduğunu görüyor muyum? Değil zaten. Şey açık bir yerde mi bırakıyorsun? Yok içimde. Ya yani şey doksan yaptım. Açık kanka, değil de içimde hani bir kolye olduğunu zincir gözüküyor. Zincir var ama ya. Tamam. Buyurun lütfen. Evet. Geçiyoruz. Tamam. Lera içeride hala. Geçtiklerinde ben bir söze gireceğim. Kalktı bu arada tekrar bir sana bir daha sarıldı. İlk başta geldiğinizde doğru düzgün tanışmaya fırsatımız da olmadı. Kusura bakmayın. Benim adım Yuraya. Evime hoş geldiniz arkadaşlar. Konrad ben de. Zaten biliyorsunuz. Bes. Ruder. Bronderik. Memnun oldum. Bir de Zaradil var. Bir de Grotek var. Ondan söylemiştir. Zaradil ve Grotek var. Zaradil. Bu arada Zaradil ve şey kardeş olduklarını falan anlatıyor sana. Hmm. Bu benim kardeşlik olur. Pek de benziyorsunuz. Şey. Öyle. Küçük. Benim küçük. Seninki. İzene döndü. Sana baktı. Ne arıyorsun burada? Şu kabus mevzusu için gelmiştik. İki tane adam arıyorduk. İsimleri neydi? Boris Schwab'la Bert Steiner. Çok Alman futbolcuları. Alman doğru yani. Bert Steiner Altdorf'daymış ama. Evet. Şey Boris de. Yo bana Talabi Klant dedi. Boris Middleland'de. Altdorf yazıyor bende. Şeyde. Boris de Middleland'de. Onu yanlış. Ya ben yanlış söylemişim ya da yanlış yazmışsın. Çünkü yanlış yazmışsın. Çünkü biz bu adamları bulmak için geldik. Parşömen buraya geldik. Tamam. Ama... Hayır onlar için Hildemar'ı şey yapmaya gelmedik mi ya bulmaya buraya? İsimler karıştı ya. Şimdi kağıtta yazan değil. Kağıtta yazan kağıtta bak. Yazan isimler burada. Herkes farklı. Bekle. Evet abi. Kartın cebindeki kağıtlarda Johan, Hasemar, Hildemar isimleri var. Talabey'nin tüccar bölgesindeler yazıyor evet. Bende. Evet. Şey, Johan'ın nerede olduğunu biliyorsunuz zaten. Tam şey hani isimleri var. Talabey'in tüccar bölgesi demişim. Büyük ihtimalle Hildemar'dan bahsediyorum orada. Ta hani benim gördüğüm kabustan sonra aşağıda şey var. Eckhart'ın adamları yazıyor. Orada da Bert de Boris. Bert'e bana daha demin Talabey Klant dedi. Boris'e Middleland. Ben de Middleland yazmışım Boris'e. Sen? Bert'te bende Altdorf yazıyor. İki tane Middleland. Sen bir daha versen onu okuyayım. Bert Altdorf. Pardon Boris Middleland. Boris Middleman, Bert Altdorf. Boris Middleman, Bert Altdorf yazıyor zaten. Niye buraya geldiniz oğlum o zaman? Şey işte. Bir de Flasher kimdi? Tamam, Flasher işte. Tamam, Flasher buradaki adam. Hildemar. Tamam. Özür dilerim, benim Hildemar kafam burada. Çok karıştı. Ha, Flasher. Bert Steiner'ı size Grotek söylemişti. Onu da versene. Ha, işte Eckhart'ın adamları. Bu bağlantıyı Grotek verdi size. Tamam. Bunlar farklı. Yani. Önce şu ismi yazan adam bulacaktık. Hildemar. Aynen, onun içinde senin iki tane... Annesinden iki tane isim aldı bunlara gidip tanıştık. Onlar çok farklı. Şimdi ben bir int zarı atmak istiyorum. Bu salaklığı benim karakterim yapar mı diye. Ben int zarı atacağım. Nereye gidiyorduk? Ve tutmadı. Bu salaklığı benim karakterim büyük ihtimalle yapacak. Yapmaz. Yapmaz değil mi? Yapar mı? Yapmaz. Ya yapar. Söyle. Yapar. Utku yaralı. Yaralı.
Yok değil. Baktım biri şey yaralıymış. Biri sen yaralıymış. Bir sahip ben olarak kendisiyle ilgilenebilirim. Bir miktar heal şeyin var. Tabii. Ben evet. Kendisiyle ilgileniyorum o zaman. Bana gösterirseniz. Kendisi şey zaten. De bir baktı sana. Otuk yaralı dememiştir. Dedim mi? Dedi ya oğlum. İşte attım tutmadı. Cüce efendi. Ben yaralarınıza çare olabilirim. Keşke ya biz sardık. Kalır. Ya şimdi resistance to chaos diye bir şey var. Biz sardık ama. Aldığı yani yara biraz değişik bir yara. Bir bakayım belki. Yaram yok dedi yani. Tanrım Sigmar'ın hikmetiyle iyileştirebilirim. Ne yarası oğlum söylesen. Gönül yarası. Göğsünü şey yaptım. Üzerine iki zırhı çıkardım. Hı hı. Sonra niye burada çıkarıyorum ki değil içeri gittim. Ben soymayı seviyorum. Böyle de bir şey var. Bu evde bir şey var. Bu evde biraz... Ben de. Tamam. Oy, o ne? Ha, spell listem kanka. Böyle bakıp o ne deyince. Ben de peşinden gidiyorum. Tamam. Tamam. Şimdi sana bir sorum var. İlk önce bir yarasına bakayım. Kendim. Bak bak. Perception atıyorum. Perception neydi? Heal check. At. Heal check. Gördüm. Daha iyiydi de. Heal var. Ha. Okay. Heal neden atıyordun? Int. Tutmadı. Tutmadı. Ya ama fakat şey böyle hani göğsünde bir yara var. Tamam mı? Tamam. Ve buraya ya bir ok başı ya da işte çok ince bir mızrak girmiş gibi çok derine girmemiş. Bir yara kanıyormuş, durdurulmuş. Yani fena olmayan bir medikal şey uygulanmış oraya. Çok güzel. Sebebi neydi bu yaranın? Diyorum, Blessing of Healing yaparsan. Sebebi. Blessing of Healing yapmaya çalış bu arada. Channel'layayım kendimi. Bakalım. Channel'layamadım. Ama 97 şey, attı. Ben 90. Bize yok, bir şey saldırdı. Tamam. Yaptım abi şeyi. Tamam. Büyü yap. Bir veriyor. Tamam. Ben bunu sürekli yapmaya devam edeceğim. Tamam. Atıyorum her defasında. At at. Channel'lıyorum. Channel'layamadım yine. Fakat Channel'ı 95'in üzerine hiç yapamazsam. 98 attım. 4 zaten değil miydi ya? Değil. 98 attım. O bir önceki. 3 fortune yok mu ya? Fortune yapayım ya ben. Yak. Yaktım. Tuttu bu sefer Channel'ı. Tamam. Bu arada sen at aradın. Bunun totalde kaç? Zaten 3 damage yedin. Şeyden. Tamam son kez Channel'lıyorum. Çok derin bir çok ağır bir yerindeyiz. Yapmadım. Tamam, yaranın kanaması falan tamamen durdu. Şu oldu. Tamam. Bize bir şey saldırdı. Ne ilk defa gördüm tarzda bir şey. Ne tarz bir şeydi? Demon büyük ihtimalle. Ve anlattı sana tamam işte böyle kocaman bir tane suratı var. Şey gibi hani bu Karayip Korsan'ın Karayip Korsan'ın şey var ya yok. Kraken. Kraken değil lan şey. Bu ahtapot suratlı eleman var ya. Davy Jones işte adı. Bilmiyorum. Kendi tipini biliyorum tamam mı? Tamam. Ahtapot adam. Benim için o. Neyse şey, öyle geniş bir surat var. Bir de sırtından çıkan internet tentacle'ı var diye. Anlattı sen bir de yüz at. Ha ben bunu biliyor muyum? Tekrar atıyorum. Biraz daha düşünüyorum. Mavi zarlarını atıyorum. 56. Intim tutuyor mu? Intim tutmuyor. Gerçi bilinen bir demon bu. Şey değil. Tamam. Kaç? Intim kaç? 40. Tamam tutuyor. Ha olay şu. Bu Nurgleton Demon tamam mı? Bu tentacle'lardan falan filan anladım. Bunu da şuradan hatırlıyorsun. Zamanında bir tane Witch Hunter bir demon'la karşılaştığını söyledi. Hı-hı. Anlattı sana zamanında. Onun da sırtında 7 tane tentacle vardı. Hani çok tehlikeli bir şey gibi duruyor ama o kadar da sakat bir şey değil diye Hı-hı. konuştu Witch Hunter. Kestim geldim dedi. Hani böyle hızlı zarkı veriyor şey yapıyor da bana koyar mı falan filan diye şey yaptı. Bu arada birkaç tane yarısı vardı. Yarılarına işte tedavi yapıldı falan. Aradan iki hafta geçtikten sonra o Witch Hunter'ın Nigrish Rot'ta yakalanmış olduğunu fark ettiler. Hmm. Nigrish Rot da bu dünyanın kanseri. Yani şöyle teknik olarak her hafta bütün statlarını -%5, -%5 yiyorsun ölene kadar. Tamam. Tedavisi yok. Pekala ben Güzel Efendi'yi yılladıktan sonra hala bu hastalığa yakalanacak mıdır mesela? Ya da buna tahminim yok için. Ama şunu düşün. Ben Sigmar'a bir dua edeceğim.
sen Sigmar'a dua ettin ama sen sonuçta hani belli bir seviyede bir Sigmar rahibisin. Witch Hunter direkt alt dorfta böyle merkezden böyle işte önemli priestlerden tedavi görmesine rağmen Negrishot'a yakalandı. Şimdi Sigmar kimi önemli tutar o bilinmez. O bilinmez doğru. O bilinmez yani. Haklısın. Benim hatam abi, özür dilerim. Şu adam valla. Böyle kafama hammer indiriyor. Diyorum ki Lord'um Sigmar kutsal alevinle bu kafirin yayacağı hastalığı yok et. Dostumun yaralarını dağla. Onu bir an evvel sağlığına kavuştur. Bir yüzük tamam. Atmam gerekir. İki attım. Oy. Doğru dedi. Sigmar'a bir mesaj geldi mi? Sigmar indi. Dua ne ettin? Dua ne ettin? Göğsü dağılmıyor böyle iki tik. Mavi ama değil mi? Gerizekalı. Daha devam edelim. Tamam. Siz bu arada içeride... Ne yaptın, ne ettin? Muhabbet ediyoruz. Neredelermiş bu? Sana... Hey Marla Gunter. Kardeşlerinin... çok korkunç şeylere dönüşmeye başladığını... mutasyonlara uğradıklarını... ve beyinlerinin tamamen hani... artık silinmiş veya ne bileyim öyle bir şey yapmışlar ki şu an kendilerini hani doğuştan beri biz kaos kaltistiyiz diye şey yapıp bütün varlığını yoklarını buna harcadıklarından falan bahsediyor. İkisinin de çok tehlikeli olduğundan bahsediyor. Zaten ikisi de örgütünün içinde belli bir rütbedeler. Belli bir yetkiler yani. Ne bileyim işte şeyin Hildemar'ın genelde sahaya çıkılması gerektiği zaman da sahaya çıkacak ekibin ekibin başına koyulduğunu, Gunther'in bu yapılan araştırmalara şeylere falan katkıda bulunduğunu ve Gunther'in bir miktar büyü yeteneğinin olduğundan falan bahsetti. Büyü yapabiliyormuş en son. Kaçarken Gunther'i yaralamak zorunda kalmış çünkü Gunther direkt yani suratına alev topu falan fırlatacağından korktum dedi. Yaraladım. Büyü yapamayacak halde bırakıp kaçmak zorunda kaldım. Öldüremedim çünkü kardeşim dedi. Ama bilmiyorum onlar bana aynı şekilde bakmıyorlar. Döndüm bizimkilere bakıyorum. Benim karşıma çıkarlarsa ben senin gibi vicdanlı davranmam. Zaten bu son şeylerden sonra ben de çok şanlıyım. Ama yine de karşımda çıkmamalarını umarım. Çünkü hem tek olmayacaklar hem de bilmiyorum ne kadar yeteneklisin, ne kadar iyisin dövüşmekte falan ama tehlikeliler. Ölüm makineleri sadece. Özellikle Hildemar. Heymar. Heymar, özür dilerim. Heymar. Neyse. Karşılaşınca öğreniriz hangimiz daha iyi gelişti. Zekalılar diyorum şöyle kendi kendime. Biz kimleri arıyorduk? Hildemar. Yok şu senin arkadaşın konuşmuş. Ha o onu ben size söylemedim ki. Ha haberimiz yok mu ondan? Yok ama yani şey oraya girince birileriyle konuşacağım derim yani. Yani talebe klanta ben önce birilerine bakayım bir etrafı sorayım. Kalacağız diye düşünüyorum bir handa. Tamam. Orada yani oraya yerleşirken ben bir bakarım onlara. Şeyde Hildemar tanıyor musun? Hildemar diye biri. Fletcher. Buralarda yine. Daha doğrusu buralara daha yeni kendi başıma hareket edebilir oldum. Sen burada dur. Dışarıya çıkma çok. Şu an burada durmam sorun olabilir çünkü yaklaşık 2-3 gündür burada kalıyorum ve hala peşimde olacaklar. Bunlar şehirde mi? Olurlar. Şehirde altta bir yapılanmaları var. Toplama kampı izin açtık. Ama zaten ben kaçtıktan sonra geçtiğimiz yerden toplaya toplaya gidiyoruz. Ya taşımışlardır ya da başka bir yere dalmışlardır bilmiyorum. Biz de gelebilir mi? En azından hamda kalır falan. Sen kılık değiştirirsin değil mi?
Sıkıntı yok. Olmaz. Halletmeye çalışırım. Ve bakayım. Kızın sana ne yapabilirim diye. Kızın sana yakışır. Bana sarışın, işte dalgalı, şuraya kadar saçları olan, beyaz tenli, kahverengi gözlü. Dediğim gibi senden bir miktar daha kısa. Girelim. Saçı boyatırız. Biraz keseriz. Ne yapıyorsunuz? Bekliyoruz Rahip ve cücelerin gelmesini. Çünkü kısa bir süre gelmez. Makyaj. Kendisi umuyorum kısa bir sürede iyi olacaktır. Birer de yüz atalım. Eğer yakın zaman içerisinde rahatsızlığı artarsa Artdorf'taki Sigmar Tapınağı'na gitmesini öneriyorum. Ne yaptım bilmiyorum ama tuttu. Ne tuttu? Tuttu. 24 tutuyor. Abi şeyi fark edebiliyorsunuz. Geldikten sonra Utku'nun gözlerinde bir korku var. O Red Was Taken Utku değil mi? Tamam, demiş ki mavi çocuk seni sevmedim, sen kızıl saçlı olan geri gel. Ben korkmam kardeş yazmış bir de. Karakterini sahipsiz bırakmasaydınız onu. Dur, yeni hata yaptım ki. Neyse. Gerginlik. Neyse. Ondan önce de aşk ilan etmiş ama ne diyeyim ben? Aynen. Eyüp sana aşım demiş. Neyse. Ha. yine bir araya girelim. Şuradan çıkabilir miyiz? Burada sıkıntı var. Neyse bir araya girelim. Ondan sonra devam ediyoruz. Aynen öyle. Max ısır oğlum demiş. Bir 10-15 dakika buradayız. Max'i öldürdük yedik. Arkadaşlar birazdan geliyoruz. Bunu ekleyerek.